Yani düşünebiliyor musun? Yani yüzlerce, binlerce insanın hayatındayım. Onlarla beraber yaşıyorum aslında. Gecenin 11'inde geçen gün tabii. Viyana'dan aradılar. Kanarya Adaları'ndan telefon geldi. Yani her taraftan, her yerden, 7 haneli küçük bütün, bir köyüz ama bütün dünya bahçede, o duyguyu yaşıyoruz sürekli. Evet. Tabii şimdi yol arkadaşı olunca ne oluyor? Aynı yolda mı gideceğiz? Farklı yollardan mı gideceğiz? Beraber mi gideceğiz? Ben onun arkasında mı, o benim arkamda mı, yan yana mı? Bir sürü tabii soru işaretlerini açtık. Tam bugün birinci yılımız. Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kuzey Ege'de mucit olarak tanınan Erdal abinin yanına geldim. Hayatında bazı değişiklikler oldu. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, evet. Hoş bulduk. Hoş bulduk, sen de hoş geldin, değil misin? Evet, Erdal abi önceden tekti arkadaşlar, şimdi bakın. Demet abla da geldi. Yavaş yavaş çoğalıyoruz. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz canım, teşekkür ederiz. Köy yaşamı. Evet. İşler güçler, uğraşıp duruyoruz böyle. Hava da güzel bugün şansımıza. Evet. Sen de sürpriz yaptın, geldin. Çok keyifli oldu. Günümüz daha güzel oldu. Son zamanlarda takipçilerimiz çok merak ediyorlardı. Dediler ki Erdal abiyle niye dediler yeni bir çekim yapmıyorsun diye. Ben de düşündüm, bayağı uzun bir süre olmuş. Dedim bir ziyaret edeyim. Hem hayatındaki bazı değişiklikler var. Onları öğrenmiş oluruz. Yerine görelim mi? Evet Erdal abi, şimdi söz sende. Seni merak eden, seni takip eden insanlara neler söylemek istersin? Vallahi evet. Epeydir görüşmüyorduk. Doğru, hayatımızda her gün değişiklikler oluyor. Tabii öyle bir hızlı zaman geçiyor ki. evet, önemli değişiklikler oldu. İşte zeytin, tarla, bahçe, eş... Biz ne istersek ayağımıza geliyor yani. Yani gönlümüzden geçirmemiz yetiyor yani, bunu da gördük burada. Yani ilk hayatında insan birçok şeyi görüyor yani, kitaplarda yazılmayan ya da hayal üzerine kurgulanmış birçok şeyin gerçeğini burada yaşama şansım var. Bu açıdan mutluyum. Yüzün gülüyor. Eskiden de aslında yüzün yani gülüyordu ama gülüyor, şu anda daha çok gülüyor Erdal abi. Daha gülüyor, mutlusun. Ben de öyle hissediyorum. Şimdi Demet ablaya böyle söz vermek istiyorum. Demet abla, nasıl tanışma sürecinizi bir anlatabilir misiniz? Tabii canım. Biz depremden sonra, benim de bir köy arayışım vardı. İzmir'de yaşıyordum Sığacık'ta. Ondan sonra Malatya'da bayağı bir kayıplarımız oldu. Oraya gidip dönüp ettikten sonra şey yaptım. Köy arayışına girdim. Artık Sığacık'ta bir köy ama İstanbullaştı. Çok fazla göç almaya başladı. Dolayısıyla dokusu bozuldu. Köy arayışına girdim. Videoları tabii YouTube'dan izlerken 2 günde 90'a yakın video izledim. Çoğunluğu senin videoların. Ondan sonra Erdal'ın videosuna denk geldim. Birkaç kez daha izledim. 3-4 tane üst üste izledim. Çiftliği işte çok kocaman anlatıyor, tanıtıyor. Gönüllüye ihtiyacım var diyor. Ben ilk etapta o şekilde konuşarak hani gidip bir şeyler yapalım biz de, hem toprağı işleyelim hem de kendimizi test edelim. Artık emekli olduk. Köyde ne yapabiliriz, yapabilir miyiz derken yani bir gönüllü moduyla geldik. Ondan sonra artık buraya temelli yerleştik. Kolay olmadı bazı şeyler. Yani şehir hayatında işte kaloriferin, sıcak suyun, evin, ortamın, her şeyin. Burada kapıyı açıyorsun, her an her şeyle karşılaşıyorsun. Faresi, börtüsü, böceği, yılanı. İlk zamanlar bir falan bağırtılar. Bütün köy duydu herhalde bağırtıları. Zaman içinde artık alışıyorsun. Zaten insan şunu da görüyor. Eğer doğa seni kabul ederse kalıp yaşayabiliyorsun. Doğa kabul etmese bir bahanesi var doğanın da insanların da.
alana uyumlu olamıyorsun. O alandan çıkıp gitmek zorunda kalıyorsun. Burada her şey çok güzel oldu. Yani ben şehirde istemişim bir köy hayatı, bir eş, sakin bir hayat. Erdal da buradan istemiş. Bizim isteklerimiz gökyüzünde buluştu diyorum ben. Ondan sonra da burada bir araya geldik işte. Hayata başladık. Ya da onun hayatına kaldığı yerden devam ediyoruz birlikte. Yani güzel oldu böyle. Ne kadar süre oldu? Mart'ın 13'ü. Tam bugün birinci yılımız. Deniz, tam gününde gelmişsin, bu kadar olur mu? şimdi. Evet. 13 Mart, evet. Çok iyiymiş. Öyle hayat devam ediyor. Evet. Devam ediyor. Misafirlerimiz de bu arada geliyorlar. Buyurun onlar gelin da, izleyin. Onlar da hoş geldiniz. Evet. Siz böyle gelin oturun. Dinlemiş olursunuz. Burada canlı canlı izlersiniz. Evet. YouTube mu? Evet. Buyurun oturun birazdan. Buyurun. Tamam, buyurun. Birazdan Gülbin, buyurun oturun. Gülbin sen de konuş birazdan. O da konuşur. Ne güzel. Devam edelim mi? Olur. Edelim. Kalabalık hep birlikte. Evet, tam evet. Aile videosu olacak. Çok güzel. Hoş geldin evet. Canım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu arada Erdal abinin, Demet ablanın misafirleri de geldi. Şimdi yani çekimi onlar da arkadan yani. İzliyorlar. Hoş geldiniz. Şöyle göstereyim. Gösterebilir miyim? Tabii. Evet. Şöyle de göstereyim. Evet. Sizi de tanıyalım isterseniz. Ben Gülbin. Altınoluk'ta yaşıyorum. Birkaç yıldır tanıyorum Erdal Bey ve eşini. Çok güzel burası. Biz bayılıyoruz. Yani yağımızı alıyoruz. Her şey böyle özel. Kendi elleriyle yapıyorlar. Çok emek veriyorlar. Çok keyif alıyoruz. İstanbul'dan geldik eşimle beraber. Hanımefendiyle beyefendinin metini çok duyduk. Bir gelelim dedik. Ürünleri i̇lk bir tanışma görelim. Mı? Evet, ilk tanışma. O zaman biz sohbetimize tabii devam ki, edelim. Buyurun, sonra birlikte tekrar otururuz. Şimdi ne oldu? Ben tek başıma düşünüyordum. Daha önceki videolarımda hep yalnızdım. Yani yalnız. Artık bir yol arkadaşı. Tabii şimdi yol arkadaşı olunca ne oluyor? Aynı yolda mı gideceğiz? Farklı yollardan mı gideceğiz? Beraber mi gideceğiz? Ben onun arkasında mı? O benim arkamda mı? Yan yana mı? Bir sürü tabii soru işaretlerini açtık. Ha tamam dedik şimdi. Tamam. Şimdi ne yapalım? Hadi etrafı düzenliyoruz. Yine bizden, hayatın bizden beklediklerini ön plana aldık. Evet, hayat bizden bunu istiyor. Yani biz de çok istiyoruz ama biz vazgeçebiliyoruz ama doğa vazgeçmiyor. Yani doğanın vazgeçmediğini biz o zaman doğaya gitmek durumundayız. Yani doğaya uymak zorundaysın. Eğer doğaya uymazsan zaten mutluluğu da yakalayamıyorsun. Şimdi Demet ablaya sormak istiyorum. Bir yıldır burada yaşıyorsunuz. Hayatınızda tabii ki evlilik birçok şeyi değiştiriyor. Ama burada Erdal abiyle yaşadınız, gördünüz, bir yıldır birlikteydiniz. Ekranda tanıdığınız Erdal abiyle aynı kişi mi? Güzel soru. Bunu kendisiyle de bayağı uzun uzun konuştuk. Aynı kişi değil. Fazlası var. Çok fazlası. Yani o ekranlarda izlediğimiz Erdal Özen'den veya kanalda izlediğimiz, orada öyle bir geçiş olmuş sadece. Burada tanıdıkça, yaşadıkça, hayatı paylaştıkça ne kadar özel olduğunu, detaycı olduğunu, işiyle ilgili hassaslığını. Yani işimden dolayı çok gezdim. Neredeyse iki tur Türkiye'yi gezdim fotoğrafla uğraştığım dönemlerde. Yurt dışında da gittiğim bayağı yerler var ve dolayısıyla belgesel olduğu için çok insanla sohbetim oldu. Ama burada Erdal'ı hem fotoğrafik gözden baktım, belgesel gözden baktım, daha sonra eş gözüyle bakıyorum. Yani bu dünya için çok fazlaları çok fazla bir insan. O kadar yani kafa kocaman ki böyle bilgiler, donanım. Alanda hep dar kaldığı hissini verdi bana. Keşke bu alanda kalmayıp yani onu gördüğüm yer hep konuşunca sen NASA'da olmalısın diyorum. Yani en son en son nokta orası diye böyle. Güzel, tertemiz, kendi halinde yaşıyor yani ve hayatı kolaylaştırıyor Deniz. Arkadaşlar şimdi Erdal abinin kısıtlı imkanları var. Bu kısıtlı imkanlarına rağmen işte kendi zeytinyağı sıkma makinesini yapmış. İşte traktörünü kendisi üretmiş, birçok mucitlik ürünleri elde ettiği için aslında çevrede, bu bölgede mucit olarak da biliniyor. Önceki videomuzu izlemeyen arkadaşlara da şöyle kartlar kısmında o videoyu da bırakacağım, yine açıklama kısmında. O videomuzdan da Erdal abiyi tanımayanlar onu izleyebilirler. Farklı bir soru soracağım Erdal abi sana. Şimdi videolarla birlikte böyle çok tanınmaya başladın.
Çok seni ziyarete gelen kişiler olmaya başladı, evet, değil mi? Evet. Dünyanın her yerinden geliyorlar. Evet. Mesela nerelerden daha çok insanlar ziyaret ediyor? Ne amaçla ziyaret ediyorlar? Neyi merak ediyorlar? Ne amaçla? Bir yaşantıyı özlüyorlar. Ya da benim yaşamım içinde kendilerini görüyorlar bir parça. Hı hı. Yani onlara dokunuyorum bir şekilde. O dokunuşu onlar buraya getiriyorlar. Getiriyor. Yani onu görüyorum ben. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Yani yüzlerce, binlerce insanın hayatındayım. Onlarla beraber yaşıyorum aslında. Ne oldu? İşte bu videoda o lap ortaya çıkıyor. Ve artık orada kaçış yok yani. Yani orada o duyguyla yüzleşiyorsun. Ne olursa olsun artık geliyorsun buraya. Yani gönül bağın olabiliyor, duygusal bağın olabiliyor. Yani anne, abi, kardeş. Yani o kadar içinde büyük bir bütün bakmak gerekiyor ki. Yani bütün olarak zaten ben hep değerlendiriyorum. O duygu burada buluşturuyor. Ama çok önemli, güzel bir şey. Ya bunu... Memnun musun peki? Çok memnunum yani. Çok memnunum. Ben hiç rahatsız olmuyorum. İnsanlar şimdi videolarda izliyorlar. Diyorlar ki ya böyle bir yaşam acaba gerçek mi yoksa bu kurgu mu? Bütün dünyadan insanlar geliyor. Gecenin 11'inde geçen gün Viyana'dan aradılar. Kanarya Adaları'ndan telefon geldi. Yani her taraftan, her yerden, 7 haneli küçük bir köyüz ama bütün dünya bahçede o duyguyu yaşıyoruz sürekli. Evet. Yani iyi enerjiler geliyor. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. İyi geliyor konuşmamız. Belki o konuşamadıklarını iki kelimeyle birçok şey anlatıyorlar aslında bize. Ya bütün hayatını anlatıyor yani. Çünkü o da çok önemli aslında burada. Yani köydeki yaşamdan çok. O senin ruhsal, ruh sağlığını tamamlaman da. Yani onu görmenle bir de onu konuşabilmek. Hani biz her şeyi bastırmışız içimizde. Yani sır, giz perdesi içine almışız hayatımızı. Aslında hiç gerek yok. Herkes her şeyi görüyor. Kendi adıma mutluyum, memnunum hayatımdan ve iyi ki Erdal oldu diyorum yani yaşam arkadaşım, yol arkadaşım. Ve ondan çok şey öğreniyorum Deniz. Doğaya dair, hayata dair. Öğrensek de yenileri öğrenmek için dersler, şeyler devam ediyoruz. Bu şekilde güzel gidiyor. Yani herkes kendisi içine çekilip ne istediğini sorup hayatına devam edebilir. O zaman istediğimiz şeyler karşımıza çıkıyor. Ben hayatımda bunu burada yaşadım. Ne hissediyorsak içimizde iyi niyetimiz varsa o zaten masamıza geliyor. Kötü niyetimiz varsa o da geliyor. Yani sen aslında biz birçok şey talep ediyoruz. Yani bunun adına dua diyebiliriz, beddua diyebiliriz. Ama hepsi yani gerçekleşiyor biliyor musun? Yani. Evet, Demet Hanım'la da teşekkür ediyorum. Benimle beraber yol aldığı için. Ne kadar şanslı değil yalnız. Şansı da zorlamak lazım bazen. Ben şansımı hep zorladım. Hadi bakalım. Ay Erdal ya. Evet. Sağ ol, biz teşekkür ediyoruz. Evi göstereyim size. Kolay gelsin. Hoş geldin Deniz'ciğim. Çay hazırlıyorum. Hadi bakalım. Çaylarımızı içelim bahçede. Evet, Erdal abinin ve Demet ablanın mutfağı burası. Kış aylarında özellikle havanın kötü olduğu zamanlarda burada yemeklerini, kahvaltılarını burada yapıyorlar. Hava güzel olunca zaten dışarıdalar sürekli. Sobamızı yakıyoruz mis gibi vallahi çok güzel. Burada harika bir zaman geçiriyoruz. Evet. Sobada yemeklerimiz pişiyor, çayımız demleniyor. Dostlarımız geliyor, kahvelerimizi içiyoruz. Bekleriz dinleyen, izleyen buyursun gelsin. Misafirimiz olsun, dolaşabilirsin. Şu tarafı göstereyim arkadaşlar. Bakın. Burada köy yeri olduğu için böyle kiler olması lazım. Burada işte konservelerini, kavanozlarını,
buraya dizmişler. Burada yağları var. İşte konservelik malzemeleri, erzağı böyle bir odaya koymuşlar. Burayı göstereyim. Bakın oturma alanı yapmışlar burada. Evet, burada da zeytinyağı işiyle uğraştıkları için bakın tenekeleri koymuşlar buraya. Zeytinyağlarını taş baskı kendi değirmeninde yapıyor. Buraya Erdalan'da. Da girebilirsiniz. Ha, oraya girdim. Tamam, bağlamalar var. Bak oraya da bakabilirsin. Yatak odası. Şimdi biraz da bahçeye gezelim arkadaşlar. Şimdi misafirler var. Evet, burada tavukları var. Burada da arkadaşlar şimdi taş değirmeni, kendi yaptığı taş değirmeni göstereceğim ama öncesinde burada bir traktörü var. Bakın bunu kendisi yapmış. Bununla tarlaya gidip geliyor. Kendi yaptığı traktör. Burada da yine kendi yaptığı aletler var. Şimdi size en çok insanların dikkatini çeken, en çok ilgi çeken ürününü göstereceğim. Burada bir zeytinyağı üretim yeri var. Şimdi onu göstereyim. Bakın burada kendi ürettiği taş baskı değirmeni var. Şuradan da zeytinyağı akıyor. Daha önceki videomuzda çekmiştik arkadaşlar. Bunları deneyimlemiştik. Onun için tekrardan göstermiyorum. Şimdi kartlar kısmına da zaten bırakacağım. İzlemeyen arkadaşlar eski videomuzu da seyredebilir. Kapısı da güzel olmuş. Evet, ahşap kapımız, aslanımız. Burayı ne olarak kullanıyorsunuz Demet abla? Denizciğim, burası bizim çalışma odamız. Dinleniyoruz, kitap okuyoruz, derslerimizi izliyoruz, dinliyoruz. Hemen geçelim o zaman. Burası çok keyifli, sakin, sessiz. Gel canım. Manzaralı. Evet. Çok güzel. Şöyle. Burası kütüphane. Burası bildiğin. Kütüphane. Aa, çok güzel olmuş. Vallahi çok hoş olmuş burası. Laptopumuz, tabletimiz, defterlerimiz, zeytin, üzüm, arı dersleri alıyoruz bir yandan. Böyle katılıyoruz o derslerimize. Güzel güzel. O dersleri alırken burada zaman geçiriyoruz. Burası tamamen okul. Bizim minik okulumuz burası böyle. Evet. Şöyle alabilir miyim? Onunla ilgili bir bilgi alayım sizden. Tabii canım. Ne dersler demiştiniz? Arıcılıkla ilgili. Arıcılık, zeytin üzerine ve üzüm yetiştiriciliği üzerine. İşte şarabımızı kendimiz yapalım istedik. Yapıyorduk ama daha da profesyonelce öğrenelim. İşte bağımızı oluşturalım. Zeytinle ilgili de birçok bildiğimiz doğrunun yanlış, yanlışın doğruluğunu bu derslerle öğreniyoruz. Anadolu Eğitim Kurumlarından alıyoruz. Üçüncü derse girdik. Öğretmenimiz de Yüksek Ziraat Mühendisi Çanakkale, İzmirli pardon. Çok güzel bilgiler aktarıyor zeytinle ilgili ve... Uzaktan mı eğitim alıyorsunuz? Online, Zoom eğitimi alıyoruz. Ama gün içinde de bir şey olduğunda o bize soruyor, biz ona soruyoruz. Mayıs gibi buraya gelecekler, sohbet edeceğiz. Katılacaklar işte uygulamalı dersleri için davet edeceğiz bizim alana çiftliğe. Evet, çok keyifli, çok, çok güzel. Çok güzel bunlar. Evet, evet. Umarım ileride burası bir okul haline dönüşür. Okul olma yolunda, az kaldı. Okul olma, kazan, zeytin sıkım kazanları bu sene mesela benim ilk yılım burada. Kazanlarla ilgili müthiş güzel telefonlar, talepler ve herkes gelip öğrenmek istiyor. Ta Manisa'dan, Muğla'dan 100 kilo zeytinden çıkan yağ
5 bilemediniz 6 kilo bazen zeytinine göre değişiyor. Hı hı. O duyguyu yaşamak için gelen insanlarla tanıştım bu sene. Hı. Yani hem sağlık hem başka duygular, hisler. Bu çok keyifli. İnsanların çok, biraz çok şey güzel. Oldu değil mi? Bu pandemide şunu fark ettik. İnsanlar böyle sağlıklı, temiz gıdaya ulaşmak için her şeyi yapıyorlar değil mi? Aynen öyle. İnsanlar içlerine çekildi aslında Deniz. İçlerine çekilince sessizleşmeyi, sessizleştikçe kendilerini tanımayı, kendilerini tanıdıkça sağlıksal sorunlarını gördüler ve dolayısıyla ben ne yapabilirim, ben kimim, ben neyim, bu dünyadaki amacım ne, yaşamım ne? Zaten Erdal'ın da videolarında anlattığı olay o. Kendiniz için bir gün yaşadınız mı diye güzel bir sorusu var. Mesela beni buraya getiren o bir soruydu. Kendiniz için bir gün yaşadınız mı diye soruyor. O videoyu defalarca dinledim. Sonra baktım. Hayır, yaşamadığımı gördüm. Yani hep iş, telaş yok, anne, baba, çocuk, eş, olaylar, sorunlar, sıkıntılar. Ha, buraya gelince onu algıladım. Evet, kendimiz için burada yaşanıyormuş. Onu öğrendim, onu gördüm. Yani evet. Çok kıymetli, çok çok kıymetli. Burada yaşadıkça o izlediğim şeylerin ve yaşadığım şeylerin cevabını alıyorum. Alanda olmak lazımmış. Yani hani ben doğayı severim, giderim, yaşarımla olmuyormuş. Alanda olup yaşadığınız zaman her şey net olarak çıkıyor ortaya. Peki eski arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz, onlar ne diyorlar? Hani böyle bir yaşama geçtiniz şehir hayatında. Onlar ne diyorlar? Onlar ne diyorlar? İlk günler annem, kızım, birkaç yakın dostum, kardeş, manevi kardeşlerim. Ne zaman geliyorsun? Bir ay da oldu, iki ay da oldu. Bitmedi mi? Kaçmıyor musun, çıkmıyor musun? Herkes bunu çok bekledi. Yani yapamazsın, işte olmaz, rahata alıştık falan filan. Ama burada onu yaşamadım yani. Olabildiğince mesela şimdi şehre gidiyorum. Bir hafta kaldığımda, üç gün kaldığımda sanki o şehirlerde hiç yaşamamışım gibi geri dönüşe geçiyorum. Burada evet. Doğup büyümüşüm gibi yani evet. Nefes aldığımı hissediyorum geldiğim zaman. Burada havası temiz, suyu temiz, toprağı var. Sessizlik var, deniz burada, sakinlik var ve ruhunla hep bir tevekkül, tefekkür halindesin. Bu bulunmaz bir nimet. Yani bu nimeti şehirde yapamazsın. Geçmişte biz ders alırken hocamız derdi ki şeyde kasabada herkes Eren Evliya olur da siz bir de şehri görün bakalım. Derdi. Hı-hı. Ama kasabadaki şey daha başka. Ruh ya da köydeki ruh daha başka. İnsan kendisini buluyor. Her anlamda netleşiyor, yalınlaşıyor. Ya da Türkçesi nasıl derler? İnsan olduğunu hissediyor. Bu evi çekerken geçmişte çalışırken Kastamonu'da bir ev köyde ben de istemiştim. Yaklaşık bir 20 yıl önceki bir çekim bu. Benim de böyle bir evim, hayatım olsun ormanda falan diye. Şimdi gerçekleşti. Gerçekleşti evet. Tam da böyle bir doğanın içerisinde. Bu fotoğrafın anısı çok bende. Çok da yere baskı yapılıp gitti. Gene böyle. Yani doğanın içinde çok güzel çalışmalardı. Evet. Sürekli. Bu iki tane sadece. Diğerlerini de açtığımız son zaman. Sonbaharda çekilmiş çok güzel fotoğraflar. Evet, 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 evet. Böyle. Evet, Erdal abiyle şimdi tarlaya gidiyoruz. Zeytin bahçesine. Batmakayasına çıktın mı hiç? Yok, oraya çıkmadım. Bir gün çıkalım oraya, hem piknik yaparız. Olur. Yani, ne var orada? Burcun böyle körfez ayağının altında. Siyah beyaz çektiğin zaman bir kadın resmi çıkıyor orada. Ondan mı Fatma Terası? He tabi yani. Evet Erdal abi, şimdi neredeyiz? Şimdi bizim yine dededen kalma, işte babadan kalma bir tarlamız var. Kirlik dediğimiz, işte Bostepe köyünün altında. Kesim yaptırıyoruz. İşte bir ustamız var. O da eski ustalardan, bütün bakımlarını onlar yapıyor zaten. Cahit abiyle ikisi. Onlar kendi mallarıymış gibi böyle. Kolay gelsin İşliyorlar. Abi. Hoş geldin. Kolay gelsin bir usta. Evet, bir usta motorun bakımını yapıyor. Bildiler seni. Burası da Boztepe köyü değil mi? Evet, orada Boztepe köyü.
çocukluğumuzun geçtiği yerler buralar bak. Evet. Hava da bulutlu. Evet, dün fırtına kopuyordu. Yani belki yukarılara kar yağdı, geçti. Evet. Dolu yağdı şeyde ya, Akçay tarafında. Dolu mu? Oralara dolu yağmış olabilir. Oralar deniz kenarı ya. Evet. Burası bak gürlüyor yukarıda hava. Aynen. Valla böyle. Bak orada Çenlibaşı köyü orası. O işte Dikili dediğimiz yer. Bu tarafta orada, mı? O çamların arkasında kalıyor işte. Belki birkaç ev gözükebilir de. Zeytin yıllık bakımı nasıl olur? Yıllık değil de 2 yılda bir, en fazla 3 yılda bir budamak gerekiyor yani. Yani 3-4 yılı geçti de 5-6 yıl oldu mu zeytin ağacı kuruma yapıyor. Yani şimdi ben sana göstereyim bak nasıl kurudu. Gel. Şuraya gel şimdi. Şu yan tarafa gidelim komşunun ağaçları. Uzun süredir zeytincilik yapıyorsunuz. Allah benim yaş 64 aşağı yukarı 50 sene diyelim yani 14 yaşında başlasak 50 seneden beri zeytinin içindeyiz. Hangi köylüydünüz abi? Ben Tuztaşı köyünden buraya ben 40 sene oldu geleli. 40 sene nerede yaşıyorsunuz şu anda? Şimdi şu anda Küçükkuyu'da yaşıyorum. Küçükkuyu'dasınız. Bak şimdi bu ağaçlar Erdal Bey'in. Bunlar böyle çok ormandı bak bunları kestik büyük dala bunlar şimdi patlayacak. Ya bunlar 2 sene 3 sene sonra buradan patlar bunlar. Bu kestiğimiz ağaçlar. Bu sefer bunlar genceldi mi bunu almamız gerekiyor yani. Evet. Bu kalanı. Bir de böyle toplanması da çok zor değil mi? Tabii şimdi toplanması zorluğu şu. Genç adam yok herhalde. 50 yaşının üstünde herkes. Yani genç adam yok. Genç adam olsa çıkar bunu. Ben çıkıyorum ama öbür arkadaş da çıkar ama herkes çıkmaz yani bunlara. Herkes çıkamaz. Çıkamıyor. Şimdi çıkmıyor. Tehlikeli bir de. Tehlikeli. Kaygan bir de tabii, zeytin. Tabii bak şimdi bu ağaçlar kuruma yapıyor alttan. Bak bu alt kısım böyle dalların altı kuruma yapıyor. Kurudu mu zeytin olmuyor. Yani olsa da randımanlı olmuyor zeytin. Evet. Budama mevsimi ne zamana kadar devam ediyor? Şu anda Mart ayındayız mesela. Mayıs sonuna kadar. Mayıs sonuna kadar budama yapılabilir. Mayıs sonuna kadar budama yapılabilir. Yani zeytin çiçeği direkt. Zeytin Mayıs ayında çiçek açar. Mayıs'ın sonuna doğru bağlar yani zeytini. Yani biz zeytin çiçeği görünmeye durdun mu bırakırız budama işini. Evet. Bir de ağaçlara su yürür. Yani su çok su olduğu için yani keserken şey olmaz yani kabuk atar oradan gurulluk yapar. Kurur değil mi? Evet. Çok geç sıcaklara kalırsa. Çok sıcaklara. Bir de bunlar şimdi çalısı yanıyor yani kestiğimiz. Bunlar çalı deriz yere düşünün. Bunları yakmak gerekiyor yani. Yakmadın mı böcek yapıyor ağaçlara falan zarar verebilir. Ağacı 4 yıl önce kesmiştik yani aynı böyle kapakladık yani motorla böyle kapakladık. Şimdi 2-3 yıl sonra gel bu ağaç da aynı olur yani bunun gibi. Evet hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın bu ağaç da şuradaki gibi kesilmiş 4 yıl önce. Şu anda böyle yeni filizler vermiş çok güzel olmuş. Budandığı zaman ağaç kendini yenilemiş oluyor. Tabii. Yıllardan beri dersleri yapıyoruz beraber. Birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Siz isminiz? Benim adım Mücahit Yavuz. Mücahit abi. Evet. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Yorucu mu bu işler? Yorucu. Yapan yok. Genç nesil yapmıyor. Yok. En azından 65-70 yaşında adam çalışıyor. Evet. Ne olacak peki bu gidişat böyle hani gençler bu işi yapmak istemiyor? Yapmak istemiyor. Her şey... Sonunda ne olacak bilmiyorum yani. Afganlar gelecek yapacak. Afganlar da gelip bunu kesmez. Yok ki. Anlaması lazım değil mi bu işte? Bu işten anlamayınca olmaz. Doğru. Yani zaten her sektörde şundan üzülüyorum. Yani her sektörde ustaların geriden gelen bir çırağı yok. Yok. Bu işi yok, öğrenen yapan yok. Yok. Evet. Yok. Doğru. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum. Yok. Bir tane genç nesil 18 yaşında, 20 yaşında bir tane adam yok. Bu işi yapın. Evet maalesef. Umarım bununla ilgili okullar açılır. İnşallah yani. Bu, yok okul açılmaz. Bu şeyleri kapatmasaydı eğitim enstitüleri. O eski köy enstitülerini değil mi? Evet. Köy okullarını kapatmasalar diye. Bir de köy okulları. Evet. Köy okulları kapanmasaydı çocuk mesela okuldan geldiği zaman da ya babasının yanına gideceği de şey yapacağı ya bir şey yapacağı yani illa ki.
Ya koyuna gidecek, ya keçiye gidecek. Ya burada gelecek, babasına yardım edecek. Öğrenecek. Hem tarımı öğrenecek, evet, hem okulacak. Hem şey. Bu da yok. Evet. Köyde eğitim olmayınca gençler de çocuğunu okutmak için tamam şehre taşınıyor. Biz köyde öyle yetiştik. Biz bunu anadan babadan görerek yaptık yani. Bunun, biz okuluna gitmedik ki. Yani bu arazide çalışmanın okulu olmaz. Evet. Bu anadan babadan, büyükten görerek öğrenilen bir şey. Doğru. Şimdi ben çok çalıştım. Bir gün ormanda çalışırken Kaz Dağları'nda böyle oturduk 4-5 kişi. Ben dedim ki bak bu şu ağaç erkek. Çam ağacı. Şimdi bizim mühendis vardı başımızda. Adam deliriyor. Yani çamın erkeği mi olur, dişisi mi olur? Ben dedim olur. Ya sen dedi bana dedi üniversiteye gidip ders vermen gerekiyor dedi. Ben dedim ki böyle cahil kalacağım. Liseyi verdim dedi. Şimdi böyle yola çıktık. Onların başkanları vardı. Ya dedi başkanım böyle böyle diye bu dedi. Tamam dedi. Her ağacın dişisi erkeği olur dedi. Ama bunu ayırabilmek dedi. Sen dedi bunu dedi kitapta görüyorum dedi. Bu adam içinde yetişmiş dedi. Tabii. Yani şimdi bir içinde yetişmek var. Bir de yani kitaptan okuyarak var. Ha ben uygulayamazsın. Uygulayamazsın yani. Ha kitaptan okuyan daha bilgilidir. Yani keşke bu topraklarda, bu bölgede yetişen çocuklar okusa da tekrar buraya dönse, burada çalışsa. Ya dönmüyor. Şimdi mesela bende de var. Benim oğlan mühendis. Bende de var zeytinlik. Ben uğraşamam diyor. Kurtarmıyor ondan dolayı mı? Ekonomik yetişten. Tabii ekonomik yönden kurtarmıyor yani. Para etmiyor. Anladım. Para etmiyor. Mesela bu sene güzel para etti zeytinyağı. İyi para etti. Fakat bu sefer de fabrikalar sıkmadı yağı. Mesela 12 kilo zeytinden 1 kilo yağ almaya durduk. Daha önce biz bunu 3 kilo, 4 kilodan 1 kilo yağ alıyorduk. Yok. Bu gördüğüm arazi hep sürülürdü. Öküzlerle, hayvanlarla. Yani bir tane böyle bir karış kazılmadık, yer kalmadı. Kimisi çapayla kazıldı. Doğru. Şimdi ilaç atıyor adam. Mesela git şimdi çoğu bir yerde ilaç, adam ilacı atıyor. Toprak sapsarı oluyor. Ama bunu denetleyen adam yok yani. Devlette hata yani. Devletin bu kurumları denetlemesi var. Mesela bir sürü ziraat mühendisi var. Ama herkes şeyinde oturuyor. Araziyi gezen yok. Bütün okulları kapattık. Hepsini yığdık merkeze, ilçelere, illere. Öğrencileri yığdık oraya. 20 yaşına kadar okula gidiyor. Çocuk hiçbir şey görmüyor. Sadece kalem, yazı yazmasını biliyor çocuk. Belki interneti biliyor, televizyonu biliyor, bilgisayarı biliyor. Ama arazi çalışması bilmiyor. Hı. Mesela benim elimde bir yetki olsa gelir bu zeytin ağacının arazinin içine bir yaparım bir okul, ziraat okulu. Zeytinciliği burada, bunun içinde yetiştirdim okuduğumda da. Tabii. Mesela buğdayı buğday tarlasında yapacaksın. Bağı gideceğim Manisa'da yapacaksın yani üzüm bağlı. Zeytini gideceksin yani nerede var? Altınok da var, Beyot Küçükkuyu da var. Orayı yapacaksın. Hayvancılık gideceksin, her duruma yapacaksın yani. Büyük şey, hayvan nerede, canlı hayvan yetişiyor orada yapacaksın. Tabii. Her şeyi olduğu yerde göstermek. Tabii, hem teorik öğrenecek hem tabii pratikte canım, tabii, uygulayacak tabii. Aynen. Doğru diyorsun. Teori öğreniyor, pratik geldim yok. Evet. Şimdi mesela ziraat mühendisi mesela. Mühendisleri geldi bu ağacı budayamaz. Hadi budasını göreyim. Budayamaz. Tamam. Geldi onun toplantısına da gittim ben. Buraya küçük kuyuda bizim 18 Mart Üniversitesi'nden geldi. Bir bayan hoca vardı. Ben diyor yoldan gelirken gördüm diyor. Sizin zeytin ağaçları çok yaşlı diyor. Onları değiştirin diyor. Yani zeytin ağacının ne zaman yetiştiğini bilmiyordu. Yani bu ağaçlar en azından yani 100 senelik, 450 senelik. Ama bunların gövdesi deli. Bunların hakiki zeytinin gövdesi deli olması gerekiyor. Yani akıllı oldu mu dayanmaz. Hı. 1000 sene, 2000 sene, 3000 senelik zeytin ağacı var. Doğru. Yeter ki bakımını yap, budamasını yap. Abi bakını yapmadın olmaz bak. Ayıklayacaksın bak. Mesela bu ağacı biz kestik, ne güzel patlamış bak, gencelmiş. Yani bu ağaç en az böyle 50 sene gider. 50 sene sonra o patlayan dalların birini daha alır, oradan bir daha gencelir. Gencelir yani ağaç. Evet. Ama sen yapmazsan vurur gider. Doğru. Bakın arkadaşlar, gözünüzde alabildiğiniz her yer zeytinlik. Ama yeter ki bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Yani bunlara sahip çıktığınızda bunlar zamanı geldiğinde size ürün veriyor. Bir anda bak dağlara mesela yağmur yağıyor. Yağmur bulutları. Şu anda orada yağmur var. Burada güneş var. Evet. Arkamızda deniz var. Mesela hava o kadar ılık ki şu anda
Çok evet. Güzel bir hava var. Evet, hava çok güzel. Şu anda 18-20 derece sıcaklık var. Yani, evet. Şey yapacağım, buraya bir yol açıp aşağıya 4 metrede su buldum deniz çubukla. Oraya bir tane kuyu yapıp üzerine de bir rüzgar gülü koyup buranın sulama işini de böyle yapacağım. Yani bir tarafından da hani örnek olalım diyoruz. Hayat yine, devam ediyor, yaşam devam ediyor. Hayat devam ediyor. Bak işte tarla duruyor, bak bu ağaca bakmak zorundayız. Sabahleyin orman gibiydi bak burası mesela. Şu an kaç dönümlük araziye bakman gerekiyor senin? Ya şimdi tabii böyle üçer beşer dönümlük parça parça zaten yerlerimiz. Evet. Öyle hani büyük araziler değil. Zaten görüyorsun yamaçlık, zeytinlik. Ama zeytin meyvesi kıymetli olduğu için burada her santimi önemli. Biraz önce gelen konukların da zeytinyağı için gelmişler. Evet, onlar da zaten tabii daha önce senin videolarını izlemişler. Bir telefon konuşmamız oldu. İşte bir defa ziyarete geldilerdi işte Gülbin diye arkadaş. Onun işte abisiyle kardeşi. Böyle böyle artık bu zincir devam ediyor. Nasıl üretildiğini görüyorlar. Zeytin zamanı geliyor tarlaya. Yani bu işin sadece pazar boyutuna bakmıyoruz. Yani tarlada bak şimdi bu bölümü hiç kimse bilmiyor. Zeytinyağını asidinin üzerine kıyamet koparıyorlar. Ama şu işin ciddiyetinin farkında değiller. Mesela şimdi sırıkla silkmeye karşıyız. Evet biz de bak motorla kesiyoruz ağacı. Yani evet. Yani o kadar çok geniş bir şey var ki bunun. Çok derinliği var. Doğru. Şimdi biz bu ağacı kesmezsek biz bu ağacı öldürüyoruz. Yani kesiyoruz ki o tekrar yaşıyor bak. Yani kocaman bak şurada mesela. Yenilesin şimdi, kendini diye. Tabii yeniliyor kendini. Eğer bakmazsak zaten yıkılıyor gidiyor. Ölüyor bak. Belusta da öyle dedi ya bu ağaç ölür dedi. 3 sene bakmazsan dedi ölüme geçer. Tabii tabii. Yaşıyor ama yaşayan ölü. Sen kestikçe aslında. Hı-hı. İnsan da böyle değil mi? Bazı şeylerden kurtulmak gerekiyor. Yani şimdi tırnağımızı kesiyoruz, saçımızı kesiyoruz, sakalımızı kesiyoruz. Bıraktığın zaman ne oluyor? Ormana dönüyorsun. Çok güzel bir örnek. Yani, bak, yani zaten bu budamayı da çok iyi anlattın. Yani orman yani ormana dönüyorsun. Yani ormanda bir meyve bulabiliyor musun? Gidelim bak orada bakım yapılmayan bir ormana. Evet. Yiyecek bir şey bulamazsın. Belki bir mantar buluruz birkaç tane. Böyle budamayla birlikte verimi de artacak. Sen verimin, tekrar bize... verimin kalitesini artırıyoruz. Yani zeytin tanesi biraz daha şey oluyor. Şimdi mesela bu ağacı bak. Bu ağaç bakım yapılmamış. Mesela bunun işte sahibi vefat etti. Amcamızın. Bu ne olur? Birkaç sene sonra bu ağaç kurumaya başlıyor. Kendi içinde. Daha çok meyve vermeye çalışıyor. Fakat bu sefer meyve şeyi düşüyor. İnce. Kalitesi küçülüyor. Düşüyor. Evet, daha çok meyve veriyor her yaprak ama şey düşüyor bu sefer zeytin gelişemiyor. Şimdi bundan 100 kilo alacağımıza bundan mesela 20 kilo zeytin alıyorsun ama tam olgun evet, zeytin daha alıyorsun. İri taneli. Daha iri taneli ve onun yağ oranı da daha yağ oranı daha yüksek oluyor. Her yönden iyi sonuç alıyoruz. Evet. Evet, çok evet. Teşekkür ederiz Erdal abi. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Evet. İlerleyen zamanlarda tekrar ara ara hı-hı. Seninle sohbetlerimiz olacak. Seni tabii, ziyaret tabii, edeceğiz. Tabii. Çünkü seni merak ediyorlar. Evet. İyi, son bir cümle kullanmak ister misin? Son bir cümle söylemek ister vallahi, misin? Vallahi tavsiye ediyorum herkese böyle imkanı olanları zorlasınlar imkanlarını. Bu yaşamdan kaçmasınlar. Bu yaşamın içinde olsunlar direkt. Köyle bağımlı olan, bağı olanlar ya da böyle bir yerleri, ufak bir arazisi olan, toprağı olan varsa ilgilensinler, bir şey yapsınlar. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Sağ ben olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Erdal abinin yaşamıyla ilgili, yaşamında neler değiştiğiyle ilgili sizlere kısa bir video çektim. Videolarımız devam edecek. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.